Güneş sistemimizdeki tüm gezegenler Güneş'in etrafında dönüyor. Diğer yıldızların etrafında dönen gezegenlere dış gezegenler diyoruz. Onları doğrudan teleskoplarla görmek çok zor. Çevresinde döndükleri yıldızların parlak ışığında gizlenmiş durumdalar. Bu yüzden onları yıldızlarına bakarak keşfetmeye çalışıyoruz. Çünkü her gezegen yıldızı üzerinde bazı etkiler bırakır. 2018'de yakınlardaki bir buz topundan ilk dış bebek gezegene hatta büyük bir metal bloğuna kadar birçok gezegen keşfettik. Birazdan bahsedeceğim gezegenler 2018'de keşfedildi. Loş, kırmızı bir renkteki Barnard yıldızı yörüngesinde süper dünya kütlesinde bir gezegene ev sahipliği yapıyor. İsmi Barnard yıldızı B. Bu buzlu gezegen dünyanın 3,2 katı. Her 233 dünya gününde yıldızının yörüngesine dönüyor. Yüzey sıcaklığı muhtemelen 170 santigrat derece. Burası dünyaya en yakın dış gezegen değil. Ama o bölgelerde bilinen en yakın gezegen. Konum olarak Yılancı takım yıldızında yer alıyor. Burası sadece 6 ışık yılı uzakta. Yani Barnard yıldızı bize en yakın yıldızlarda. Hatta 10.000 yıl içerisinde bize en yakın yıldız olacağı düşünülüyor. 2018'de Şili'deki çok büyük bir teleskop kullanılarak bir cüce yıldızı çevreleyen toz ve enkaz bulutundan oluşan dev uzaylı benzeri bir dış gezegen keşfedildi. Bu kadar genç bir dış gezegeni ilk kez gözlemliyorduk. Bizden 370 ışık yılı uzakta ve sadece 5,4 milyon yaşındaki bu gezegen PDS 70'in etrafında büyüyor. Şimdiden Jüpiter'in 2 ile 3 katı büyüklüğünde. Şu an 1000 dereceye varan sıcaklığı kavurucu oluşum enerjisinden geliyor. NASA'nın yeni gezegen yakalama görevlerinden biri olan TESS 2018'de ilk dış gezegeni keşfetmişti. Burası muhtemelen yıldızın ısısıyla buharlaşan süper bir dünyaydı. Uzay aracı buradaki yıldızın parlaklığında küçük değişimler fark edince yörüngesinde bir gezegen olduğunu anladık. Araştırmacılar bu yıldız sisteminde Jüpiter'in 10 katı büyüklüğünde bir gaz devi de bulmuşlardı. O, dünyanın güneşe olan mesafesinden 3 kat daha uzak olan eksantrik bir yörüngede dönüyordu. İsmi K2-229b. Dünyadan daha büyük, metal ağırlıklı Merkür benzeri bir dünya. Dünya, Mars ve Venüs gibi gezegenler, kütlelerinin yaklaşık 3'te 1'ini oluşturan metal çekirdeklere sahipken, Merkür ve bu gezegen, kütlelerinin 3'te 2'sini kaplayan aşırı büyük metal çekirdeklere sahipler. Çalışmalar, bu gezegenin dünyadan 339 ışık yılı uzakta, Güneş'ten biraz daha soğuk ve daha küçük olan bir yıldızın etrafında döndüğünü ortaya çıkarmıştı. K2-229b bizim Güneş'le olan mesafemizin 1/1000 mesafede bir yörüngede dönüyor. Bazı anlarda sıcaklığı 2000 dereceyi aşabiliyor. Çok daha uzaklardaki bir yörüngede dönen Merkür 427 derece. Bu gezegeni yıldızındaki yalpalama hareketleri sonucunda tespit ettik. Daha sonra da yıldızın önden geçerken fark ettik. Işığın büyük nesnelerin etrafında göreceli kırılması Samanyolu dışındaki gezegenlerin varlığına dair bir kanıt olabilir miydi? Bu uzak bir galakside Ay ile Jüpiter arasında trilyonlarca gezegen olabileceğini gösterir miydi? Bu doğruysa her bir galaksideki tek bir yıldız için 2000 serbest dolaşan gezegen olma ihtimali var. Yani yapacak daha çok iş var. Star Trek karakteri Spock, Vulcan gezegeninden geliyor. Yazarlar, dünyadan 16 ışık yılı uzaklıktaki gerçek bir yıldızı, 40 Eridani A'yı diziye koymuşlardı. 2018'de bu yıldızın etrafında dünyanın yaklaşık 2 katı büyüklüğünde bir gezegen keşfedildi. Bu gerçek Vulcan, yıldızın etrafında 42 günde dönüyor. Muhtemelen yüzeyinde sıvı suyu tutamayacak kadar yıldızına yakın. Yıldızın ismi de HD 26965. Bu yıldız geceleyin bizim gökyüzümüzden görülebilir. Turuncumsu bir yıldız,
Güneş'ten biraz daha küçük ve daha soğuk. Güneş lekesi deseninde ve neredeyse Güneş'imizle aynı yaşta. ...2018'de Dünya'dan yaklaşık 500 ışık yılı uzaklıkta genç bir yıldız olan C-Town etrafında dönen 4 tane gaz devi keşfettik. Bu yıldız sadece 2 milyon yaşında. C-Tau B adında Jüpiter'in 10 katı bir kütleye sahip yörüngesini 19 günde tamamlayan bir gezegen işte bu yıldızın etrafında dönüyor. Onu fark ettiğimizde ilk kez genç bir yıldızın etrafında dönen 4 gaz devi gezegen görüyorduk. Beklenmedik bir şekilde yörüngeleri geniş bir alana yayılmıştı. Bu kadar uzakta olan gezegenlerin böylesine büyümelerini, hızlı materyal biriktirmelerini sağlayan şey neydi? Bu şey bir gezegen değil. Ancak Neptün boyutunda olduğu için onu tanımakta fayda var. Bu cisim ilk öte uyduya benziyor. Kepler 1625b adındaki Jüpiter büyüklüğündeki bir gezegenin yörüngesinde yer alıyor. Kepler, gezegeni incelediğinde onu çeken ve yıldızı biraz karartan bir şey fark etti. Bu bir gezegen çifti olabilir mi? Nesne, yörüngesine döndüğü gezegenin kütlesinin yaklaşık %1,5'ine sahip. Bu, Dünya ile Ay arasındaki kütle oranına benziyor. %1,2. Ama burada bazı farklar var. Bu nesne gezegeninden 3 milyon kilometre uzaktaki bir yörüngede dönüyor. Yani Dünya ile Ay arasındaki mesafenin yaklaşık 8 katı. Bu cisim muhtemelen gaz halinde ve Kepler 1625b'nin gökyüzünden bakıldığında bizim ayımızın 2 katı kadar büyük görünüyor. İsmi HD 189733b. 2005 yılında keşfedildi. 63 ışık yılı uzakta bulunan bir dış gezegen. Nispeten bize yakın. En etkileyici özelliği ise aynı Dünya gibi oldukça mavi bir gezegen olması. O aynı zamanda rengi onaylanan ilk gezegen. Fakat bizimkinin aksine burada yakıcı sıcaklıklar hakim. Öyle ki bu gaz devinde ısı 1000 dereceye ulaşabiliyor. Rüzgarlar saatte 7000 km hızla önüne geçen her şeyi darmaduman edebiliyor. Atmosferdeki yoğun basınç ve sıcaklık, atmosferdeki silikat parçalarını cama dönüştürüp bir yağmur gibi yağdırıyor. Rüzgarlarsa bunları etrafa saçıyor. ...12,7 milyar yaşında, bilinen en eski gezegenlerden. Bu şey evrenden biraz daha genç. Bu antik gezegen hem bir pulsar hem ultra yoğun bir beyaz yüce etrafında dönüyor. Gaz devi bu yoğun gaz partnerlerinin etrafında dönerken yörüngesindeki iki yıldız da birbirlerinin yörüngesine dönüyor. Gliese 876d ya da Rocky. Sadece 15 ışık yılı uzakta. Kayalık olacak kadar küçük ancak dünyadan çok daha büyük. Burada bir gün dünyadakinden daha kısa. Burası tam bir cehennem. Çünkü Merkür gibi yıldızına çok yakın. Düşük kütlesi sebebiyle dev dünya olarak kategorize ediliyor. Kepler 452b. O şu ana kadar keşfettiğimiz dünyaya en çok benzeyen gezegenlerden. Yıldızı Güneş'imizle aynı boyutta. Bir yılı bizimkinden biraz daha uzun. Boyutu dünyadan biraz daha büyük. Ama yıldızıyla arasındaki mesafeye baktığımızda yaşanabilir bir bölgede yer aldığını hesaplayabiliyoruz. Tek sorun bizden 1000 ışık yılı uzakta olması. Bu yüzden oraya varmamız şu an imkansız. Bizden 1,5 milyar daha yaşlı. Yani şu an yıldızının gezegeni yaşanamaz hale getirecek kadar büyük olma ihtimali var. Burası uzun bir zaman önce belki de bizim ikizimizdi. Bu gezegenin kayda değer bir özelliği var. Burası doğrudan görüntülenen ilk dış gezegen. Yani bu görüntü bir sanatçının hayal gücü değil. Ya da gezegen yıldızın önden geçerken ışık düşüşünü gösteren bir grafik de değil.
Bu %100 gerçek bir görüntü. Görüntünün tarihi 2008. Gezegenleri teleskoplarla bulmak çok zor. Bu James Webb Uzay Teleskobu ve devasa yer tabanlı teleskoplar kolay ulaşılabilene kadar mümkün olmayacak. Ancak daha genç, daha sıcak gezegenleri bu kategorinin dışında tutmak gerekiyor. Onlar doğrudan görüntüleyicilerle tespit edilebiliyorlar. Bu gezegenin keşfi de zaten tam olarak böyle oldu. Jüpiter'den daha büyük ve nispeten daha genç. Bu gezegeni 2006'da keşfettik. Güneş sisteminden 1400 ışık yılı uzakta Herkül takım yıldızında yer alıyor. Jüpiter'den 0.9 kat daha büyük. Satürn uydusu Meton'la aynı yoğunluk oranına sahip. Santimetre küp başına sadece 0.333 gram. Keşfettiğimizde bilinen en büyük ve en düşük yoğunluğa sahip gezegen olmuştu. Yüzey sıcaklığı tahminlere göre 2000 dereceyi görüyor. Onun neden bu kadar büyük ya da neden bu kadar düşük yoğunluğa sahip olduğunu bilmiyoruz. Açıklamalar yetersiz kalıyor. Yine de yıldızının Güneş'ten 3-4 kat daha parlak olması ve gezegenin iç ısıya yakın olması aradığımız yanıtlar olabilir. Burası Goldilocks bölgesi, Gliese 581. Bu yıldızın etrafında görece küçük 4 gezegen dönüyor. İkisinin yaşanabilir gezegenler olduğunu düşünüyoruz. Gliese 581c yaşanabilir bölgenin iç kenarında kalıyor. Onun kaderi Venüs'le aynı olabilir. Zira eskiden Venüs'ün de üzerinde canlıların yaşadığı yeşil bir gezegen olduğu düşünülüyordu. Diğer yaşanabilir gezegen Gliese 581'de. O dış kenarda kalıyor. Dünyanın 5,6 katı bir kütleye sahip. Yani o bir dev dünya. Nisan 2009'da keşif ekibi sıvı bulundurma elverişli yaşanabilir bir bölgede olduğunu fark etti. Burası bizim Güneş'ten aldığımız ışığın %30 kadarını alıyor. Mars'ta bile bu oran %40. Bazıları burada sıvı su ve yaşam olmasını imkansız olarak görüyorlar. Gezegenin büyüklüğüne bakacak olursak sadece kayalık maddeden oluşma olasılığı da var. Bazıları da zamanla yıldızına yakınlaşmış buzlu bir gezegen olduğunu öne sürüyor. Ekim 2008'de Gliese 581D'ye doğru yüksek güçlü bir radyo yayını yaptık. Bu yayın 2029'da gezegene ulaşacak. Eğer bir yanıt gelirse bunu 2049'da duyabileceğiz. Videoyu beğendiyseniz lütfen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.